Arkadaşlar merhabalar. Ben Avukat Ayhan Ömen. IT firması ve E2 vizesi için ilk etapta LLC şahıs şirketi kurduğumuzda istihdam yaratmak zorunda mıyız? Yoksa tek çalışan kendimiz olarak devam edebilir miyiz diye takipçimiz bize soruyor. E2 yatırımcı vizesi yaparken önemli şeylerden bir tanesi nedir? Siz yönetici olarak o işin yatırım yapıyorsunuz. Dolayısıyla yatırım yaptığınız firmanızı yöneteceğinizi belirtiyorsunuz. Dolayısıyla yönetebilmeniz için de firmanızı altınızda çalışanın ya da çalışanların olması gerekecektir. Dolayısıyla birinci noktası bu olacaktır E2 vizesinin özelliği. İkinci noktası ise E2 vizesinin özelliğinde istihdam yaratmanın öneminden bahsediliyor. Eğer siz E2 vizesi için bir ELC şirketi kurup şirkete yatırım yapıp ve sadece kendiniz çalışarak kendi gelirinizi idame edecek şekilde bu şirketi yönetmeyi planlıyorsanız bu zaten E2 vizesinin sizden beklediği beklentiye uygun olmayacaktır. Dolayısıyla bu şekilde yaptığınız adım E2 vizesini almanıza ya da al olmalıysanız yenileme noktasında sorun yaşamanıza yol açar. Dolayısıyla burada önemli olan nokta sizin dışınızda çalışan ya da çalışanların olması gerekecek. Böyle bir firmanın yönetilmesi için ve sizin de daha sonra vizenizi almanızda herhangi ya da yenilemenizde herhangi bir sorun yaşamamanız için deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.